Şimdiki kulübün, yelken kulübünün olduğu yer değil mi? Orası, o gidilecek olan yer de orası. Evet, Cenk Hocam, onun duyurusunu Maçları yapacağım arkadaşlar. Daha henüz erken. Kimler gelecek tespit edeceğiz. Canan Hocam da yardımcı olacak. Büyük ihtimal Canan Hocama bildirecek kaç kişi geleceksiniz, ama şu anda 23-24'ündeki gezimizden sonra bunu planlayacağız. Cenk Hocam, hoş geldiniz bu arada. hoş bulduk. Kusura Nasılsınız? bakmayın, sohbete daldık. Merhaba. Teşekkür ederiz. Sizi gördük, daha iyi olduk. Sağ olun. Ben de Merakla gayet bugünkü tarifi sizden duyalım. Ne evet. yapacağız bugün? İtalyan mutfağından mı? Biraz Bugün İtalyan'a ısıtıyor. giriyor olacağız. İtalyan'da polla picata milanese diye bir tavuk yemeği yapacağız. Ben tavuk yemeği severim. Hani günümüzde çok fazla tavuk yemek iyi tercih etmiyoruz belki ama benim Evet. sevdiğim proteinlerden biri ve bu versiyonu çok fazla seviyorum. O yüzden de bunu sizle paylaşmak istedik. Hem de bir kombinasyon tekniği anlattığı için ve aynı zamanda yapımında çeşitli incelikleri olduğu için de size bu tarifi yapmak istedik. Öncesinde geçtiğimiz haftaki buluşmalarımızdan sorusu olan var mı? Ya da sizle demosunu yaptığımız ürünlerden deneme fırsatı bulduğunuz ürünler var mı? Onu bir sormak istedim. Ben geçen Ben hafta fişin sosuyla karnabahar yaptım. Oo, süper, süper. Karnabahar kızarttım. Güzel Nasıl oldu? oldu, fena Güzel olmadı. oldu değil mi? Evet. Çıtırlığı yakalayabildiniz mi? Evet, yaptım. Yani o Harika. şey güzel oldu. Harika. Karnabahar. Onda Rüzgar mı dediğim yok? gibi genelde biz soda yani şeyde derslerimizde olsun işte televizyon programında falan da yaptım bunu. Daha ziyade Ya. soda ile yaptım ama orijinaline baktığımız zaman orijinalinde ale bira kullanılıyor. O da aklınızda bulunsun istiyorsanız o şekilde de. Bu tempura sos oluyor değil mi Cenk Hocam? Tempura sos oluyor bu değil mi? Evet, doğru. Doğru. Tempura sos, Patlama. evet. Evet. Şimdi bugün ki malzemelerimizle öncelikle bir başlayalım. Bugün yine Tamam. Tavuk yapalım bunu. şöyle. İzay bizle beraber. Kaçma İzay. Merhabalar. Hoş geldiniz. Diye de Begüm bizle beraber. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Begüm. Begüm Merhaba. şefim, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizler nasılsınız? Sizleri gördük, daha iyi olduk. Çok teşekkürler. Aynı Usta şekilde. Akademi'ye çok şey borçluyuz. Hepinize, bütün şeflerimize saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Çok Emek teşekkürler. veriyorsunuz. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi limonumuz var. Limon suyumuz var. Sarımsağımız var. Şöyle küp küp doğradığımız küçük küpler halinde soğanımız var. Beyaz şarabımız var. Opsiyonel. Sıvı yağ Sıvı var. yağımız var. Kaparimiz var. Ve kekik. Bir de un Diğeri de var. evet, tavuğumuzu unlayacağımız için Çok unumuz fazla. var. Bir şey yapabiliriz. Tavukta bir un, çok az bir un kullanacağız. Bunu farklı unlarla değiştirme fırsatınız var. Beyaz un kullanmak istemiyorsanız. Bir de tavuğumuz var. Tavukta bizim kullandığımız gene itibariyle göğüs. Göğüsle çalışıyor olacağız bugün. Ama siz arzu ederseniz farklı bir şeyle de çalışma fırsatı bulabilirsiniz. Bir çıkartalım tavuğumuzu. Şunun altını bir yüksek alalım oradan. Biraz sunum olur. Bu arada değerli büyüklerim, ben hocamızın anlatımını kesmemek için sizleri sessiz alıyorum. Konuşmak istediğinizde lütfen mikrofonunuzu açıp söz alabilirsiniz. Farkındayım o konuda. Milano usulü acılı tavuk. Acısız tavuk. Acımız yok bunda. Bunları acı kullanmıyoruz ama. Dikkat edebilirsiniz ama. Efendim? Dikkat edilmişsiniz burada. İtalyanca acı mı demek? Acı demek, evet. Enteresan çünkü orijinal reçetesini yapıyoruz şu anda ve orijinal reçetede acı yok. Acı yok. Evet, ben de okudum hocam. Yani araştırdım. Bunda acı yok. Fakat bunu çok özür dileyerek araya giriyorum. Şarapla da yapıyorlar. Bazen bazı yerlerde beyaz sirke de kullanıyorlar. Tercihe göre değişiyor sanki, değil mi? Evet. Yani orada derdimiz bir asit kullanmak. Evet. Asit tarafında eğer alkol kullanmak istemiyorsanız bunu şeyle bir limon suyunu arttırarak da yapabilirsiniz veya sizin de söylediğiniz gibi sirke tarafında da
kullanma şansınız var. Sıkıyla kullanabilirsiniz. Şimdi şefim bir tavuğu işleyerek başlayalım. Şey keselim, şöyle şu büyüklükte parçalar keselim. Farklı şekillerde kesebilirsiniz ama biz böyle çok küçük parçalar yapmak istemiyoruz. Yani bir jülyen gibi doğramak istemiyoruz. Daha ziyade tavuğun bonfilesi adını ver. Şunu bir göstersene boy olarak. Tavuğun arka kısmındaki şu parçayı veya buna yakın parçaları tercih ediyoruz. Şimdi zaten bonfileyi o şekilde çıkarttık. Burada da çevir bir daha. Bir daha çevir. Şöyle kendine bul. Böyle verev slice'lar olarak yapabilirsin. Şuradan şöyle mi? Bu taraftan böyle git bence. Burada. Şöyle kaldık. Şöyle ne kadar güzel. Böyle aldığımızı düşünelim. Yani iyi kötü bakın. Şöyle bir parça ve böyle bir parça. Takribi olarak eşit boylarda parçalar oluşturmaya başladık. Bir yandan tavamız ısınıyor. Tamam, ısınmadı. Burada tavuğumuzu unlayacağız ve bu un bize daha sonrasında sosumuzu kalınlaştırmada yardımcı olacak. Çok hafif unlayarak ilk önce tavuklara bir ön pişim yapacağız. Sonra tavukları kenara alacağız ve aynı tavada tavayı değiştirmeden bu sefer soğan ve sarımsağı soteliyor olacağız. Soğan ve sarımsağı soteledikten sonra şarapla degreze edeceğiz. Daha sonrasında limon suyunu ekleyeceğiz. Kaparimiz var. Kaparileri fazla tuzunu atması için bir şeye yatırdık. Suya yatırdık ve uzunca bir süre suda tuttuk. Çünkü aşırı tuzlu olabiliyorlar ve o tuzun ağzımızda patlamasını açıkçası istemiyoruz. Yağla bir başlayalım. Sen bu arada unlamaya başlayabilirsin şefim. Çok ufacık bir unumuza tuz ekleyebiliriz. Ben de bu arada bu yağ bana az gelecek, bir parça daha yağ alıyor. Elimizde var mı çocuklar? Tamam. Bu görmüş olduğunuz malzeme listesine ek olarak bir de tereyağımız var. Tereyağını da finalde Beurre-Monte işlemini yapmak için kullanıyor olacağız. Beurre-Monte'den kastımız ne? Soğuk tereyağıyla sosu bağlamak. Yağımız ısınmaya başladı. Sen gidiyorsun. Fazla olacak herhalde malzeme. Standart parça yapalım yeterli. Burada önemli hadiselerden biri, bakın tavukta sadece onu kaplayacak kadar bir şey var, un var. Daha fazlası yok. Neden? Çünkü fazla unun tavada kalıp daha sonra yüksek ısıda yanmasını istemiyoruz. O yüzden çıkarttığımız anda şöyle bir pıt pıt yapıyoruz ve varsa üzerindeki fazla unu atıyoruz. Aksi takdirde bu unlar yanacak ve yemeğimize acı bir tat kazandıracak. Bunu istemiyoruz. Yağımız biraz daha ısınsın. Hızlı bir şekilde başlayacağız. Bu arada sorular varsa seve seve alırız. Yıldız Hanım az önce söylemiştik. Beyaz sirkede kullanılabiliyor şarap yerine. Cenk Hocam ifade etmişti. Alternatiflerimiz var. Yıldız Hanım sormuş. Şarap pahalı. Alternatif ne olabilir demiş Cenk Hocam da.
Su. Malum emeklilik halleri. Her şey pahalı. Vallahi artık her şey o kadar acayip pahalı ki geçen gün çok eğlenceli bir şey yaşadık. Akşam üzeri eve dönüyoruz. Eşim dedi bir meyve alalım dedim. Manava girdik. Tamam farkındayım mevsimi değil ama baktım kütür kütür üzümler var. Aa dedim ne güzel üzüm ya. Canım çekti böyle gibi. Bir kutu aldım. Fiyat falan yok böyle. Kasaya gittik. Bir de yanıma şey aldık böyle. Patates mi ne bir şey aldık böyle. Adam şey dedi 178 lira dedi. Anlamadım dedim. 178 lira dedi. Pardon dedim üzüm kaç para? Kutu yani bir kilo bile değil bu arada. 158 lira abi dedi. İyi akşamlar kardeşim dedim ve boşarak dışarı çıktım. 158 liraya böyle 700 gram falan üzüm satıyor insanlar artık. Evet. Ve bunu şey yapıyor. Şişli'nin böyle Kurtuluş semtinde bir ara sokakta yapıyor. Evet doğrudur hocam. Şimdi tavuklarımızı ekledik. Eriğin kilosu 14. Ne? 140 liraymış. Sermin Hanım yazmış. Eskiden böyle şeyler şehir efsanesi gibi gelirdi ama evet. Sanırım bayağı bir efsaneleştik. Şu anda gerçeğini yaşıyoruz. Tamam ya. Ama alıcı da buluyor zaten. Onun için bu fiyatlar çekiliyor. Vallahi büyük saygı duydum. Ben tropikal meyveye bile o fiyatı vereceğimi çok düşünmüyorum. Doğru. Şimdi burada hedeflediğimiz şey çok hafif bir renk vermek. Sonrasında almak. %100 bir pişim yapmıyoruz. Neden %100 bir pişim yapmıyoruz? Çünkü daha sonrasında sosun içine biz tekrar bu tavukları gömeceğiz ve orada pişirmeye devam edeceğiz. O yüzden çok hafif bir renk aldığında çeviriyor olacağız. Çok ince olduğu için tavuklar muhtemelen sadece bir tarafını renk veriyor olacağız. Diğer tarafını çok hafif gösterip hemen alıyor olacağız. Şu anda görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz. Evet, görüyoruz hocam. Bu az pişirmemizin nedeni sonrasında yeniden bir pişirme yapacağımızdan mı Cenk hocam? Kesinlikle. O kızarırken ben ufak bir şeyler sorabilir miyim hocam? Lütfen. Yine bu pollo piccato'nun farklı bir tarifini okumuştum bir yerde. Hı. Onu yapan kişi de kaşar peyniri ve hellim peyniri kullanıyordu. Ama krema ile yapıyordu. Aynı sizin kızarttığınız şekliyle krema kullandı. Hatta yumurta kullandı. Onu fırında yaptı. Ama ben onu çok hoş bulmadım. Niye? Çünkü çok sıvıydı, cıvık cıvıktı. Kremanın içinde pişti ama biraz böyle çok şey olmadı. Sizin tarifiniz farklı biliyorum. O daha... Buradaki piccata bir acılıktan ziyade tavuğun kesim şeklini mi anlatıyor diyelim. Şu anda düşünüyorum çünkü söylediğiniz tarif tamamen farklı. Aynı şekilde kesim yapıyordu hocam. Evet. Tavukları aynı şekilde hafiften kızartıp... o böyle biraz böyle içi açık oluyor ya sizin kestiğinizin. O evet. Açık kısmına hellim peyniri işte sizin koyduğunuz diğer çeşnilerle karıştırarak önce bir yumurtayla kremayla onları içerisine koyuyor. Sonra borcam içerisine fırına koyuyor. Evet. Fırında pişiriyor. Anladım. Ama... Şimdi soğanımızı ekliyoruz bu arada. Ben araya gireyim ufacık. Ekliyoruz. Soğanımız girdi. Sarımsağı biraz sonra koyacağız. Piccata İtalyanca'da aslında bir dövülmüş et manasına da geliyor. İtalya'da orijinalinde normalde Milano tarafında bu yemek yapılırken aslında danadan yapılıyor. Fakat Amerika'daki İtalyan göçmenleri 1800'lü yıllarda tavukla bunu entegre ediyorlar ve Polatikat'ta aslında en meşhur olduğu yer Kuzey Amerika. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey taraflarında çok şey oluyor. Bu kadar ünleniyor aslında. Buradaki piccata daha çok böyle dövülmüş et olarak da şey yapıyorlar veya işte inceltilmiş dövülmüş et olarak da kullanılıyor. Birinci elden informasyon aldık. Çok mutluyum şu an. Emin niye söylemiyorsun? Yani sadece hayır, bana oynuyor. Acı anlamına gelmiyormuş.
Baharatlı şey, anlamına da geliyor. Gizay büyük bana oynuyor. Dersimizden sonra kovuluyor. Hayırlısı. En sonu sarımsal bir şey film. Geldi. Ya sen çıkıyorsun. Muhasebeye çık geliyorum ben. Sarımsak mı koydunuz? Sarımsak koydum. Şu anki kokuyu hayal edebiliyoruz. Şu anki koku efsane. Neyimiz kaldı? Kapaydan önce. Böyle kalsın. Biraz daha varsa. Evet. Şarabımız. İlk önce limon suyunu ekliyoruz. Şarabı ekliyoruz. Şarap geliyor. Şaraptaki alkolü uçuracağız. Çok hızlı hazırlanan bir yemek. O yüzden hani bir hızlı bir şekilde misafiriniz geliyorsa, haberiniz yoktu, son anda bir program yaptınız. Sizi çok kurtaracak yemeklerden biri. Şimdi Cenk Hocam, aslında ben yanıtı yazmaya çalışıyorum ama Zeynep Hanım demiş ki, hocam soğan kavurma sağlıklı değil diye biliriz demiş. Ama burada siz tam kavurma işlemi yapmıyorsunuz. Biraz sadece aromasını verecek kadar çeviriyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, yani tabiri hafif pembeleşince bıraktım. Limon suyunu ekledik. Kapayımızı ekleyeceğiz şimdi. Ve burada kekiğimiz var. Peki isterseniz yaprak yaprak şu şekilde alıp atabilirsiniz. Ben böyle yapacağım. İsterseniz de bütün olarak atabilirsiniz. Daha önceden konuşmuştuk. Arzu ediyorsanız aromasını kuvvetlendirmek için şöyle tokat atarak içine atıyoruz. Hocam koyduğunuz ne? Kaçırdık ama. Kekik yani, mi? Ha, kekik koyuyorum. Tamam. Bir de stok olması lazım. Ya da taze kekik mi koyuyorsunuz? Evet, taze kekik koyuyorum. Taze kekik ne yapalım? Kuru da koyabiliriz taze kekik bulamıyorsak. Tabii ki, tabii ki. Biberiye de koyabilirsiniz. Hepsinin etkisi farklı olacaktır. Şimdi bu noktada bir parça varsa tavuk suyu, yoksa normal su ya da sebze suyu gibi bir ekleme yapmamız gerekiyor. Ben bugün sebze suyu ekleyeceğim. Evet, kaynağı noktasına bir hızlı getirelim. Bu arada kaparilerimizi koyuyoruz. Eğer kaparinizi yeteri kadar suda tutmazsanız kapari çok tuzlu kalacaktır. O zaman yemeğin tuzunu ayarlamanız gerekiyor. Hem yemeğe tuz hem kapari çok kuvvetli bırakabilir. Begüm'ün kaparicimisi olacak gibi. Ver. Tamam. Okey. Kaynama noktasına geldiği anda hem tavada kalan unlardan yoğunlaşmaya başlayacak. Hem de aynı zamanda tavukları geri koyacağım ve tavuklarla da bu sayede tekrar bir kalınlaşma başlayacak. Finale doğru ama ana vuruşu şeyle yapıyor olacağım. Soğuk tereyağıyla yapıyor olacağım. Ondan sonra da tabağımızı yapıyor olacağız. Şimdi tavuklarımızı yavaş yavaş ekliyoruz. Hmm.
Burada var. Bunun yanına ne yapardınız evde yapıyorsanız? Püre mi yaparsınız? Güzel bir pirinç mi yaparsınız? Ne yapardınız? Pilav. Püre tercih. Püreyle güzel oluyor. Pilav. Patates, evet. Patates. Püre daha güzel gider. Yani patatesle de güzel olur. Bu aralar benim en sevdiğim patates şey smashed potatoes diye geçiyor yurt dışında. Bebek patatesi alıyorum, bir haşlıyorum kabuğuyla. Haşladıktan sonra bir tahta üzerine bastırarak böyle bir patlatıyorum ama yine tek parça halinde kalıyor. O noktadan sonra üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber, kekik, biberiye ne varsa, sevdiğiniz aromatikler ne varsa onları koyup fırına verebilirsiniz. Bir. İkincisi de eğer derin yağlı bir derdiniz yoksa derin yağ atıp kızartabilirsiniz. O zaman da gerçekten cam gibi oluyor ve çok keyifli oluyor. Hararetle öneririm. Patates yemeği sevdiğiniz noktalarda standart patates kızartması yerine daha sağlıklı bir alternatif olarak o fırındaki versiyonu deneyebilirsiniz. Şimdi şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Biraz yaklaştıracağım. Bakın daha hiç tereyağı vesaire koymadık ama sosun rengi bu tavuğun üzerindeki undan dolayı ne renk aldı? Ve sos şimdiden kalınlaşmaya başladı. Soğuk tereyağım var burada. Soğuk tereyağıyla börmonte dediğimiz işlemi yaparken hatırlarsınız bir kere daha yaptık diye hatırlıyorum. Ana mesele bunun gerçekten soğuk olması, dışarıda olmaması, oda sıcaklığında olmaması. Bir yandan da buradaki tavanın hala ısı görmüyor olması. O yüzden ben bunu bağlayacağım noktada ne yapacağım? Kenara çekeceğim ve kenarda bağlamaya başlayacağım ki bu hızlı bir şekilde eriyip şey olmasın. Bağlamamazlık etmesin diye bunu kenara almam gerekecek. Şu anda bakıyorum. Sıvı bakın. Belki kaşıktan görüyorsunuz. Kaşığı hafifçe ama berrak bir şekilde kaplamaya başladı. Biz nasıl istiyoruz? Bunu daha net bir şekilde kaplamasını istiyoruz. O yüzden de tereyağını ekleyip hızlı bir şekilde bağlayacağız. Şöyle ekledim ve kenara aldım. Kenara aldıktan sonra sadece tavayı şöyle saat yönünün tersinde çevire çevire sosu yediriyorum. Herhangi bir şekilde kaşıkla vesaire oynamam gerekmiyor. Eğer tereyağını çok seviyorsanız bir ikinci parçayı daha atabiliriz. Gel bir hovardalık yapalım. Bir de burada güzel şefim sağ olsun şey hazırlamış bana. Limon dilimleri hazırlamış. O limon dilimlerini de atıp iyice aromatik halini arttırabiliriz. Gönder gelsin. Evet, şu anda sosa bakmak gerekirse bakın şöyle güzel bir şekilde kapladı. Bir tadına ama oruçlu olan varsa şimdiden özür diliyorum. Ufacık bir tadına bakacağım.
Şunun yarısını alayım. Ufacık bir tereyağı daha koyacağım ve bitireceğim. Bunu da şu anda hem biraz daha bağlamak istediğim için hem de biraz bana limonu fazla geldiği için tat dengesini bulmak amacıyla yapıyorum. Küçük yumuşak bir tabağımız var. Tabakta üstünde küçük yumuşak bir tabağımız var. Cenk Hocam, efendim. O haşladığınız patatese tereyağı, acı salça, kaşar peyniri, ondan sonra kumpir gibi, öyle de çok lezzetli olur. İnanılmaz. Bence bayağı güzel olur bu arada. Kaliteli bir biber salçanız varsa, evet. Çok başka evet. Bir yere gider. Biber salçasındaki bu anlamsız standartsızlığı gerçekten anlayamıyorum. Yani bazı yerlerden inanılmaz kötü oluyor. Bazı yerlerden diyorum gerçekten yanarma süresi geliyor. O kadar farklı olabiliyor. Antep en güzeli. Evet. Ben Hatay'dan getirtiyorum salçamı ve biber, yani domates salçası ve biber salçasını, ev yapımı. Diğer hazır salçaları kullanamıyorum ya. Lezzeti olmuyor zaten. Evet, hazır tabii. Biber salçaları korkunç. Gene itibariyle korkmuşlar. Evet, maalesef. Şimdi tavuğun beyaz etini sevmeyen ben şu anda inanılmaz gözüme hoş gibi göründü. Şimdi onu normalde çok sert olduğu için, yavan olduğu için sevmem ben Cenk Hocam. Ama evet. Şu anda lezzetini aldı eminim. Çok lezzetli olmuştur. Deneyeceğim. Kesinlikle deneyeceğim. Denemenizi çok isterim. Gerçekten keyifli oluyor. Arzu ederseniz hindi ile de deneyebilirsiniz. Hindi ile de gayet güzel bir şekilde çalışıyor bu arada. Evet. Hindi'yi de bu arada çok sevmeye ve tüketmeye başladım. Askerde bir küstürmüşlerdi ama artık tekrar eski aşkıma dönüyorum gibi duruyor. Askerde çünkü bir ayda herhalde bir 25 öğün falan yedik. Fantastikti gerçekten yani. Çok zordu. Biraz modern bir askerlik yaptığımı söyleyebilirim aslında. İnsanlar kara şimşek yedik sürekli derler. Biz de sürekli hindi verdiler. Haydi. Kara şimşek mi? Kara şimşek dedikleri yeşil mercimek yemeği. Mercimek. Kara şimşek diyorlar. Kara şimşek aşağı, kara şimşek yukarı. Bir kere yemeden geldim eğlenceli bir şekilde. Bugünkü yemeğimizi tekrar göstermem gerekirse şöyle bir görsele geldik. 4 parça koyduk ama bir porsiyon 3 parça da çok rahatlıkla yeterli olur. Ya da bunu daha büyük bir tabakta yanına ya da altına bir pirinçle, bir püreyle de verebilirsiniz. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Evet. Çok güzel. Harika. Sağ olun. Tekrar etmek gerekirse ne yaptık? En başta tavuklarımızı unladık. Bir güzel, çok şey olmayan, derin olmayan bir yağda, zeytinyağında hızlı bir şekilde iz verdik ve bir köşeye aldık. %100 pişirmeden bunu bitirdik. Daha sonrasında soğan ve sarımsak ekledik. Onları aynı yağda çevirdik. Çevirdikten sonra şarabımızı ekledik. Şarabımızı uçurduk. Limon suyunu ekledik. Ve elimizin altında varsa bir sebze suyu, tavuk suyu, et suyu ya da normal sade su da olabilir. Bunu ekledik ve tıkırdatmaya başladık. Kaparimizi ekledik. Taze kekik de ekledik bu noktada. Ne yaptık ondan sonra? Tavukları yavaş yavaş içine koyduk ve tıkırdatmaya başladık. Tavuğun dış kaplamasındaki un bize bu sefer bir bağlayıcı olarak hizmet etti ve sosu kalınlaştırmaya başladı. Daha sonrasında pinay vuruşu da ne yaptık? Artık tamam, tavuğumuz güzel güzel pişti, sosumuz kıvam almaya başladı dediğimizde kenara aldık. Soğuk tereyağını verdik ve bitirdik. Biz ekstra ekşilik versin diye limon dilimleri koyduk. Bu da opsiyonel. Bunu da değiştirebilirsiniz. Otlarla oynayabilirsiniz. Arzu ediyorsanız kapari ile oynayabilirsiniz. Mesela biz kapari ile yaptık. Siz bunu örnek vereyim. Elinizin altında var diye turşuyla bezeli, yapabilirsiniz. Bezeli olabilir mi hocam? Efendim? Bezeli olabilir mi? Bezelye olur ama bezelye böyle turşumsu bir karakteri olmadığı için o zaman bir ekşiliğini ve tuzluluğunu toparlamanız gerekir. Görsel olarak tutuyor ama konsept olarak çok tutmuyor. Kornişon.
Konu, şey yapayım, evet. Kornişon turşu koyarım ya da ne bileyim eğer acı seviyorsam hanımefendi söylediği gibi pikataya acılı mevzuya da kaçarak böyle doğranmış biber turşusuyla da deneyebilirsiniz. Yani sınırı yok, ucu yok, bucağı yok. O yüzden tatlı tatlı istediğiniz şekilde büründürebilirsiniz. Burada sadece bana göre aklınızda kalması gereken iki tane teknik var. Bir tanesi o tavuğu unlamamız ve o unu daha sonra sıvı ile birleştiğinde kombinasyon pişirmeye geçtiğimizde bir bağlayıcı olarak kullanmamız. İkincisi de finalde sosu istediğimiz kıvama ve lezzete getirmek için tereyağı ile bağlama tekniği. Bir de tabii şarap ve çektirmesi var. Onu zaten daha öncesinde görmüştük. Bu teknikleri kullanarak pis gibi bir yemek yapabilirsiniz. Böyle 15 dakika gibi kısa bir süre içerisinde. Ben Cenk hocam, tuzunu ne zaman koyacağız? Hani dana etlerini piştikten sonra koyuruz genelde ya. Neyini? Ya da ben öyle biliyorum. Tuzunu? Tuzunu ne zaman koyacağız? Tuzunu şeyi... Una mı? Una bir parça koyabilirsiniz. Bir. İkincisi de pişme suyunu ekledikten sonra o suya bir parça ekleyebilirsiniz. Tamam. Tamam, buradan teşekkür toparlarsınız. Sonrasında her daim tavsiye ettiğim üzere ocaktan yemeği almadan mutlaka bir tadına bakarsınız. Tadına baktığınız noktada tuz veya baharat tarafında bir eksiklik görüyorsanız o noktada son bir eklemeyi yaparsınız. Ben normalde herhalde 2 veya 3 defa tuz ayarı yapıyorum yemeklerde. Şey gitmeyi seviyorum. Azar azar gitmeyi seviyorum çünkü bir seferde koy bırak bana çok riskli ve şey geliyor, doğru gelmiyor. Reçetelerdeki tuz miktarı gramajlı ise bile ona çok fazla kafama yatmıyor. Çünkü tuzdan tuza fark oluşabiliyor. O yüzden ben böyle bir başta atarım, bir ortada atarım, bir sona doğru bakarım. Son şeyi de, son ayarlamayı da orada yaparım. Teşekkürler. Var mı sorunuz? Hocam, dövülmüş etle aynı uygulamayı yapabilir miyiz? Lezzet olarak farklı olur mu tavukta? Bence yapabilirsiniz. Herhangi bir fark olmaz ama ben daha ziyade, yani çok fazla tercih etmiyorum dövülmüş etle çalışmayı. Ama tabii ki yapabilirsiniz. Tavukta bunu daha iyi yakalamak mümkün herhalde. Evet. Doğru. Hocam, ekşilik için sumak denesek, denediniz mi hiç? Sumak ekşisi mi, sumak mı direkt? Ya sumak, direkt. Eğlenceli olur. Sumak sevdiğim bir malzeme. İşte mesela çok farklı bir yorum baktığımız zaman ve bence keyifli bir yorum. Olur tabii ki olur. Tamam. Ya da nar ekşisi. O da olur. Aynen. Neden olmasın? Yani bunların hepsi aslında başka bir yere götürüyor. Bende de şu anda mesela bir şey var. İran'dan gelme turunç ekşisi diye bir şey var. İlk defa tadına baktım. Harika bir ürün. Gerçekten çok eğlenceli. Arkasını bulursam mutlaka menüde çalışmak istediğim şeylerden biri. Onunla da yapılabilir. Neden olmasın? Hocam tamam, burası koyalım. Akdeniz. Turunç çok fazla oluyor. Burada salatalarda falan turunç ekşisini kullanıyor birçok insan, halkı. Evet. Değil evet, mi? Evet. Turuncu direkt sıkarak mı yoksa turunç ekşisi satılıyor mu sizin oralarda? İstanbul'da hiç görmüyorsunuz. Turuncu sıkarak. Ya ben onu fazla olduğu zaman sıkıp buzluğa da atıyorum. Reçelini yapmıştım. İçini evet. Sıktım. Suyunu buzdolabına koydum. Salatalarda kullanıyorum şişede. Bendeki turunç ekşisi şu anda mesela söyleyeyim size, eğleneceksiniz, bal kıvamında. Ha, bayağı bal kıvamında. Yani, her ekşisini düşünün, onun turunçtan yapılmış gibi düşünün. Ha, anladım. Kaynatılarak tabii. Kaynatılarak. Evet. Muhakkak kaynatılıyor sanırım. Evet. Var mı sorunuz? Evet. Hocam bayram 2, 3, 4'ünde. 4'ü çarşamba oluyor galiba. Dersimiz var mı? Arkadaşlar, 4'ünde yok çünkü 7'sinde, yanılmıyorsam takvime bakmadım. Mayıs'tan bahsediyorsunuz değil mi? Tabii 7. Bir de Mayıs, cumartesi beraberiz. Cumartesi beraber olacağımız için o güne aldık dersimizi. O gün dersi yapmayacağız. Cenk Hocam burada olacak sizlerle. Bu arada artık kendisi de size bir sürpriz yapacak, bir şeyler hazırlayacak. Onu aramızda konuşacağız. Cenk Hocam telefonlaşacağız. Sürpriz şu anda bitti. Sürpriz yok. Sizin varlığınız sürpriz olacak bizler için hocam. Yani çok mutlu olacağız. Keşke mümkün olsa tüm USA Akademi'deki şeflerimiz de gelebilse, hep birlikte olsak. Target değiliz belki ya. Aa, seviniriz. Toplayın gelin hocam. Çok memnun oluruz. Tamam. Zaten otobanları ekrandan çekmek istiyoruz. O zamana burada olacaksınız değil mi Ergun Bey? Ergun Bey.
Ya olamayacağız şöyle. Birincisi o bayram konvoyu dönüş olsun, trafik yoğun olmasın istiyorum. İkincisi de şimdi bir hafta bir boşluk olacak. O bir haftada İstanbul'un biraz daha tadını çıkarayım diyorum. Çünkü seneye İzmirli olma ihtimalimiz var. İstanbul'u kapatma ihtimalimiz var. Hayırlısı olsun. Neyse hocam, sorularınızı arkadaşlar Cenk hocamıza teşekkür edip dersimizi bitirebiliriz. Evet, Dilek hocam bir şey söyleyebilir miyiz? Ben turunç kabuklarından reçel yaptığım zaman içini kaynatarak ekşi yapıyorum. Sarap değil, kaynatıyorum o şekilde. Sade mi kaynatıyorsunuz? Evet. Evet. Servin hocam gibi biz de kışın dondurucularımız, buzdolaplarımız yoktu çocukken. Annem de reçel yaptığı zaman turuncun suyunu, çünkü öyle saklanamaz, hemen köpürür, evet, üzeri sonra şeylenir, porlanır falan. Kaynatarak biraz rengi koyulaşırdı ama kullanırdım ekşilerde. Evet. Evet, güzel fikir. Ben kaynatıldığını bilmiyordum, şimdi duydum. Kaynatılarak saklanabilir Dilekciğim. Evet. Yok, tamam. Öbür türlü yani çok olduğu zaman. Ama tabii sen donduruyorsun. Şu anda limonu dondurabiliyoruz. Evet. Ama o zaman yoktu bu imkan. Nilgün abla ben yaptım ben de. Sağ olsun. İşte kalanını da o şekilde değerlendirdim ama dediğiniz gibi uzun soluklu olmuyor. Buzdolabında bile saklasanız azdı zaten. Dilek, arkadaşlara duyuralım, şu anda incir reçeli zamanı geliyor. Öyle mi? Tabii yani evet, en fazla 20 Nisan'a kadar toplanır. Büyüyüp içeri içleri tüylenmeden toplanır o. Hoş, ben yapmıyorum artık ama benim bahçemdeki incir ağaçlarında var, isteyene toplayabilirim. Tamam. Önümüzdeki 24'ünde kayaya geleceğiz ya, o zaman toplarız. Tamam. Ben yapmaya çalışırım. Hadi bakalım arkadaşlar, incir reçeli tarifleri paylaşalım grupta. Tamam. Ve bugünkü tarifi de evlerimizde uygulayalım. Ama şarapla, ama beyaz sirkeyle inşallah hep beraber yapar, yeriz sağlıkla, afiyetle. Cenk hocam, bugünkü ders için çok teşekkür ederiz. Yok, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Haftaya yeni bir tarihle, yeni bir uygulamayla yeniden görüşmek üzere. Sağlıkla, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın arkadaşlar. Her zaman dersimde kalın. Hoşçakalın. Devam edin. Görüşmek üzere. Görüşürüz sizleri. Hep güzel oluyor senin dersin, evet. Kınımsın, sağ ol. Bir de sesimizi çok kısmasın. Ama şey oluyor bak, onu da anlatayım. İngilizce dersine giriyor Mehmet, biliyorum. Tabii mecburen belki açık bırakıyor hocam. Ama hocanın dediği ya da diğer derslerde anlaşılmıyor. Karışıyor. Yani herkesin, evet, mesela televizyon oluyor, torununa sesleniyor, köpeği havlıyor. O zaman var ya, anlayamıyorlar hocanın dediğini. Üzülerek engelliyor. Şaka canım, şaka. İsteyen açıp konuşabiliyor. Yani diyorum onun için, evet, tekrar tekrar yazıyorum. Ne olur isteyen açsın diye. Şaka. Size kendinize... Dilekciğim, bugün 10 kez girdim çıktım bir türlü internette problemim vardı. Fark etmedi ablacığım seni. Olsun Eda, ya. Olsun. Eda'nın çok sık oluyor bu problem. Eda'cığım, ne var acaba sizin o tarafta? Bir